Merhaba. Bugün size en sık aldığım sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Kan şekerim kaç olmalı? Laboratuvar tetkik sonuçları üzerinde böyle kan şekerini glukoz olarak görebilirsiniz. Glukozun karşısına baktığınız anda da bir normal aralıklar görürsünüz. Ama bu normal aralık genelde bizim arzu ettiğimiz ideal aralık değildir. Ayrıca kişilere göre belirlenmiş özel aralıklar da değildir. Şeker hedeflerini öğrenmek için sizi takip eden doktorunuzdan destek almanız gerekir. Çünkü herkes için farklı hedeflerimiz var. Ama genel sağlıklı bir birey için açlık kan şekeri kaç olsun diyorsa, 8-10 saatlik açlık sonrasında sabah alınan kan örneğinde glukoz yani şeker değerinin 70 ile 99 mg per desilitre arasında olmasını bekliyoruz. Peki şeker hastalığı tanısı koyduran değer nedir? Eğer birden fazla kez 126 mg bölü desilitre üzerinde değer görürsek bu defa da şeker hastalığından bahsedebiliyoruz. Peki 99 ve altı normal, 126 ve üstü yüksek, arada gri bir zon var. 100 ve 125 mg. İşte bu aralık aslında çok önemsenmesi gereken bir durum. Çünkü genellikle hastalarımız, bende şeker hastalığı yokmuş, birazcık yüksekmiş diye bu durumu önemsememeyelim genel. Ama bir akşam yatıp ertesi gün sabah şeker hastası olarak uyanmazsınız. Bu bir süreç. Metabolizmanız yavaş yavaş bozulur, şeker yavaş yavaş yükselir ve en son bir bakmışsınız şeker hastası olmuşsunuz. Ve bu süreci daha iyi değerlendirebilmek için yani açlık kan şekerinin 100-125 mg bölü desilitre arasında çıktığı durumları daha iyi değerlendirmek için şeker yükleme testi, insülin ve hemoglobin A1C gibi değerlerden faydalanıyoruz. Hemoglobin A1C şeker yüksek seyrettiği zaman şekerlenmiş hemoglobin oranını belirtiyor ve bize sonuç ayın şeker ortalaması hakkında bilgi veriyor. Hemoglobin A1C 5.6 ve altında çıktığında normal. 6.5 ve üzerinde çıktığında şeker hastalığı tanısı koyduruyor. 5.7 ve 6.4 arasında olduğunda ise bu durumda da şeker öncesi dönem yani prediyabet ya da artmış şeker hastalığı riski olarak değerlendirebiliyoruz. İşte bu dönemde şeker metabolizmasını düzenlemek için ne yapacaksak bunlara odaklanmak lazım. En başta gelenlerde şeker ve beyaz un gibi işlenmiş ürünlerden uzaklaşmak ve günlük hayatımızın içerisine biraz daha hareket eklemek gerekiyor. Peki şeker hastalığı için hedefler farklı mı? Evet, birazcık daha farklılaşıyor. Çünkü hipoglisemi yani şeker düşmesinden endişe ediyoruz. Şeker yüksekliği kötü etkilerini uzun dönemde ortaya çıkartırken şeker düşmesi anında çok daha olumsuz deneyimler yaşayabilirsiniz. O yüzden şeker hastalarının şeker düşme riski olduğu için hedefleri biraz daha yüksek tutuyoruz. Şeker hastaları için kahvaltı, öğlen yemeği ya da akşam yemeği öncesinde ölçülen açlık değerinin 80 ile 130 mg per desilitre arasında olmasını, ikinci saat tokluk kan şekerinin yani yemeğin ilk lokmasından 2 saat sonra yapılan ölçümün 160 mg per desilitrenin altında olmasını arz ediyoruz. Hemoglobin A1C hedef şeker hastalarına nasıl olmalı dersek aslında tamamen bireysel. Genel olarak söyleyeceğimiz rakam hemoglobin A1C şeker hastalarında yani şekerin vücuda zarar vermemesi için %7'nin altında olması gerekir. Fakat genç bir hasta, beklenen yaşam süresi uzun, şekerin düştüğün çıktığını bilecek entelektüel düzeyde birisi için 6.5'un altını hedeflemek çok daha faydalıdır. Ama bazı durumlarda %7.5, 8, 8.5 gibi değerleri de belirleyebiliriz. Ama en azından hemoglobin A1C'nin 7'nin altında olması gerekir. Gebelerde şeker hedefleri nasıl? Açlık kan şekerinin gebelerde yani kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği öncesinde ölçülen şekerlerin 70 ile 99, ben kendi hastalarımı 95'in altında tutmayı tercih ediyorum. Birinci saat tokluk kan şekerinin ise gebelerde yani ilk lokmadan 1 saat sonraki değerin 140'ın altında, ilk lokmadan itibaren 2 saat sonra yani ikinci saat kan şekerinin ise 120'nin altında olmasını tercih ediyorum. Kan şekeri, insülin, hemoglobin A1C değerleriyle ilgili ya da şeker hastalığı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın. Her birini özenle cevaplayacağım. Şimdilik hoşça kalın.